Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Safat-ı Tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Maide Suresi ayet 48 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Ve enzelna ileykel kitabe bil hak ila ahiril ayet. Ve enzelna, biz indirdik ileyke sana el kitabe, kitabı bil hakkı, hak ile. Ey, yani ve enzelna, biz indirdik buyuruyor Yüce Rabbimiz. İleyke sana ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. El Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Bil adli, adalet ile. Ve sıdkı, ve doğruluk ile. Ellezî, öyle bir kitap ki yine. La raybe, şüphe yoktur. Fihi, kendisinde hiç şüphe yoktur. Musaddikan, tasdik edicidir. Lima beyne yedeyhi, kendisinden önce olanları. Minel kitabi, kitaplardan, kitaptan, kendisinden önce olanı tasdik eder. Ey, yani musaddikan, tasdik edicidir. Lil kütübi es semaviyeti, semavi kitapları tasdik eder. Elleti, öyle semavi kitaplar ki. Sebekat, geçti. Hü, onu, yani Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'den önce gelen semavi kitapları tasdik eder, doğrular. Ve müheyminen aleyhi, ve Kur'an-ı Kerim kendisinden önce gelmiş olan kitapları koruyucudur. Ey, yani müteminen aleyhi, o kitabı koruyandır, koruyucu olarak Kur'an-ı Kerim'i indirdik buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ve hakimen, hakim olandır, alâ mâ kablehu, kendisinden önce olana hakim olandır. Minel kütübi, kitaplardan, kendisinden önce gelenlere hakim olandır. Onlar hakkında bilgi sahibidir Kur'an-ı Kerim. Kale Zemahşeri, müfessirlerden İmam Zemahşeri şöyle dedi. Ey, yani bu ayet-i kerimeyi şöyle açıkladı. Ey, yani rakiben, Kur'an-ı Kerim koruyucudur. Ala sairil kütübi, kendisinden önceki kitapları gözetleyen, koruyandır. Ennehu, çünkü Kur'an-ı Kerim yeşhedü, şahitlik eder. Lehe, o kitaplara. Bis sıhhati, doğru olduklarına dair. Ve sebati, ve onların sebat, doğruluk üzere olduğunu, sabit olduğunu, Allah'ın katında olduğuna şahitlik eder. Kâle İbn-i Kesir, İbn-i Kesir rahimahullah şöyle dedi. İsmul müheymini, el müheymin ismi, yete dammenu, kapsar, zâlike, bu manayı kapsar. Yani fehuve, o Kur'an-ı Kerim, eminun, emindir, güvenilirdir, koruyandır. Ve şahidun, şahittir. Ve hakimun, hakimdir. Ala külli kütübin kablehu, kendisinden önceki bütün kitapları koruyandır, onlara şahittir ve o kitaplara hakimdir manası el müheymin kelimesinden çıktığını İbn-i Kesir rahimahullah ifade buyurmuştur. Cemaallahu, Allahu Teala topladı, fihi, o Kur'an-ı Kerim'de, mehasine, güzellikleri, min kablihi, kendisinden önceki kitaplarda bulunan güzellikleri Kur'an-ı Kerim'de toplamıştır. Ve zâdehu, ve o Kur'an-ı Kerim'i ziyade kılmıştır. Minel kemalati, kemalat bakımından Kur'an-ı Kerim'i daha üstün kılmıştır. Ma leyse fi gayrihi, kendisinden öncekilerde olmayan kemalatı Kur'an-ı Kerim'e vermiştir Yüce Rabbimiz. Öyleyse fahkum, ey Habibim, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hükmet. Beynehum, o insanlar arasında. Bime enzelallahu, Allah'ın indirmiş olduğu şey ile hükmet. Ey, yani fahkum, hükmet. Ya Muhammedu, ey Muhammed. Beynen nasi, insanlar arasında. Bime enzelallahu, Allah'ın indirmiş olduğu şey ile hükmet. İleyke, Allah'ın sana indirmiş olduğu. Bime enzelallahu ileyke, Allah'ın sana indirmiş olduğu şey ile, yani fi hadel kitabi el azimi,
yüce olan bu kitaptaki hükümler ile insanlar arasında hükmet buyurdu Yüce Rabbimiz. وَلَا تَتَّبِعْ sakın tabi olma اَهْوَاءَهُمْ o Allah'ın yolundan sapmış olanların hevasına tabi olma, uyma. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ama öyle bir şeyden ki cae geldi ke sana minel hakkı. Hak'tan sana gelen şeyden ayrılıp da Allah'a isyan edenlerin hevalarına tabi olma ey Habibi. Ey yani la tuvafikhum onlara muvafakat etme. Uyma ala agradihim el fasideti onların bozuk amaçları üzerine onların bozuk amaçlarıyla bozuk amaçlarına uyma. Adilen saparak dönerek amma caeke sana gelenden fi hadel Kur'an'ı bu Kur'an-ı Kerim'den sana gelen hükümleri bırakıp da bozuk amaçları olan kişilerin hevalarına tabi olma, onlara uyma. Kale İbn Kesir, İbn Kesir rahimehullah şöyle dedi. Ey la tensarif dönme anil hakkı haktan elledi öyle hakkı emrake sana emretti Allahu Teala bihi o şeyi Allah'ın sana emretmiş olduğu şeyden dönme. Nereye dönme? İle ehvai haulai onların hevasına. Kimdir onlar? Minel ceheleti cahillerden, cehele cahilun kelimesinin cemi mükesseri, el eşkıya'i ve şakiler, Allah'a isyan eden, kötü işler yapanlardan, yapanların hevalarına tabi olma, onların hevalarına uyma diye Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i ve Peygamber Efendimiz'in nezdinde de bizleri uyarıyor. Likullin herkes için cealna biz kıldık minkum sizden her biri için kıldık şir'aten bir yol ve minhacen ve bir metot kıldık sizden her biriniz için her ümmet için ey yani likulli ümmetin her ümmet için cealna kıldık şeriaten bir şeriat ve tariqan beyinen ve apaçık bir yol kıldık. Vadihan apaçık olan beyan açık beyan bir şekilde hasan hususi bir şekilde bitilkel ümmeti bu ümmete de hususi olan bir yol, bir şeriat biz kıldık buyurdu Yüce Rabbimiz. Yani her ümmet için Allah-u Teala belli başlı hükümler koymuştur. İnsanlar için imtihan olsun diye. Kale Ebu Hayyan, Ebu Hayyan şöyle dedi. Lil Yahudi, Yahudiler için vardır. Şir'atun, bir şeriat, yani hüküm silsilesi vardır. Ve minhacun ve bir metot vardır. Ve lin Nasara, aynı şekilde Hristiyanlar için de vardır. Kedalike. Yahudilerde olduğu gibi farklı farklı hükümler ve metotlar uygulanmıştır. Allah-u Teala farklı şeyler emretmiştir her ümmet için. Vel muradu fil ahkami hükümlerdeki bu şekilde farklılıkların olmasının muradı vel muradu burada kastedilen kıymetli arkadaşlarımız yani her ümmete farklı farklı hükümlerin koyulmasından murattır. Fil ahkami hükümlerden. Burayı bir daha açıklıyorum kıymetli takipçilerimiz. Vel muradu buradaki likullin cealna minkum şir'aten ve minhaca. Her ümmet için ayrı ayrı yollar, metotlar kıldıktan maksat, kıldık buyurdu Yüce Rabbimiz. Buradan maksat fil ahkami Rabbimiz burada hükümleri kastetmekte. Vel muradı buradaki murat fil ahkami hükümlerdir. Hükümlerdeki çeşitliliktir.
وَاَمَّا الْمُعْتَقَدُ Fakat itikada gelince, inanca gelince فَوَاحِدٌ İnanç aslında birdir. İtikat birdir. Fakat hükümler farklı farklıdır. لِجَمِيعِ النَّاسِ Bütün insanlar için itikat birdir. تَوْحِيدٌ Evet. Tevhidun insanlardan istenilen inanç Allah'ı birlemektir. Ve imanun bir rusuli ve peygamberlere imandır. Ve cemi'il kütübi ve bütün kitaplara iman edilmesidir. Ve ma temtedammenethu ve o kitapların kapsamış olduğu şeylere imandır. Kitaplar neyi kapsar? Minel me'adi varılacak yerle alakalı. Yani ahiret yurduyla alakalı kitapların vermiş olduğu bilgilere inanmak. Vel cezai ve mükafat ceza ile alakalı olarak kitapların vermiş olduğu bilgilere inanmaktır. İnsanlardan istenen itikat birdir. Fakat Allah-u Teala hükümleri farklı kılmıştır. Bunun hikmetini de, farklı olmasının hikmetini de Rabbimiz şimdi ayet-i kerimenin devamında açıklıyor. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ Şayet Allah dileseydi, لَجَعَلَيْكُمْ Sizi kılardı, ümmeten vahideten bir ümmet kılardı sizi. Ey yani, لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ Şayet Allah-u Teala dileseydi, لَجَمَعَ النَّاسَ insanları toplardı, كُلَّهُمْ Hepsini, ala dinin vahidin bir din üzere toplardı. Ve şeriatin vahidetin bir hüküm silsilesi zinciri üzerinde toplardı. La yensahu neshetmezdi şeyun hiçbiri minhe o şeriatlardan hiçbiri neshetmezdi. El ahara diğerini neshetmezdi. Tamamen dünyanın yaratılışından sonuna kadar Allah-u Teala belli bir hüküm zinciri koyar, hiç değiştirmezdi dileseydi. Fakat Allah-u Teala farklı yaptı. Ne için? Ve lakin fakat liyebluvekum sizi imtihan etmek için Allah-u Teala bu şekilde farklı kıldı sizleri. Hükümleri farklı kıldı. Fîmâ âtâkum size vermiş olduğu şeyler hususunda sizleri imtihan etmek için Allah Teala böyle yapmıştır. Yani şeraa Allah Teala hüküm koydu. Eşşeraia hükümleri muhtelifeten farklı koydu Allah Teala. Niçin? Li yahtabira imtihan etmek için el ibade kulları. Hel yuz'inune boyun eğecekler mi li hukmillahi Allah'ın hükmüne? Em yoksa yu'ridune yoksa yüz mü çevirecekler? Onlara hükümler ağır gelecek. Hükümlerden yüz mü çevirecekler yoksa itaat mı edecekler? Allah-u Teala bunu görmek için ümmetler arasında bazı hükümleri farklı kılmıştır. Fehalefe Allah-u Teala çeşitlendirmiştir. Beyne şerai'i şeriatların arasını şeriatları farklı kılmıştır. Niçin? Liyanzura görsün diye, ayırsın diye el-muti'a itaat edeni min el-asi isyan edenden ayırmak için Allah-u Teala böyle ümmetler arasında hükümleri farklı koymuştur. Festebiku öyleyse yarışın el-hayrati hayırlara doğru yarışın, koşun. Yani fesari'u koşun ila ma huwa hayrun lekum. Sizin için hayırlı olan şeye min taatillahi Allah'a itaat etmek gibi size fayda verecek hayırlı olan şeylere koşun. Ve tibai şer'ihi ve Allah-u Teala'nın şeriatına tabi olmak gibi güzel şeylere, hayırlı amellere koşun. İlallahi Allah'adır merci'ukum dönüşünüz cemiyan topluca. Feyunebbi'ukum
Allah'a döndükten sonra Allah size haber verecek. Bima öyle bir şey ki küntüm siz fihi o hususta tehtelifune ihtilaf ediyor idiniz. Ey yani me'adukum ve masirukum. Varacağınız, döneceğiniz yer eyyühennâsü ey insanlar ilallahi Allah'adır. Yevmel kıyameti kıyamet gününde feyuhbirukum Allah-u Teala size haber verecek bimehteleftum fihi kendisinde şüpheye düştüğünüz min emri dini din hususunda kendisinde şüpheye düştüğünüz şeyleri Allah size haber verecek ve yücezikum ve yücezikum ve Allah-u Teala sizi cezalandıracak ya da mükafatlandıracak bi a'malikum yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle ya mükafat alacaksınız ya da cezalandırılacaksınız buyuruyor Yüce Rabbimiz. Rabbimiz biz müminleri inşallah ahiret gününde yaptığı iyi şeyler sebebiyle mükafat alan kullarından eylesin. Değerli takipçilerimiz bu dersimizde buraya kadar. Derslerimizi ve videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi unutmayın ve Ali Akçalı YouTube kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bu derslerimizi tefsirle ilgilenen, Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen tüm kardeşlerimize ulaştırmanızı da sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hepinize alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.